CHP Adalet Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen adalet buluşmalarının ikincisi Muğla'da yapıldı. Buluşmaların ikinci etkinliği olan Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa Paneli, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. Adalet Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, panelde yaptığı konuşmada buluşmaların ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Panelde söylenen her şeyin raporlanacağını anlatan Gökçen, bugün sonuç bildirgesi paylaşılacağını belirtti. CHP'nin 4-9 Eylül'de 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gökçen şunları kaydetti. Programımızı oluştururken şunu kurultay delegelerimiz bize söyledi. Kurultay delegelerimiz hem dijital demokratik katılım yoluyla hem demokrasi ve adalet masasında her birinin anlatımıyla bu süreci katılımcı bir şekilde tarif etmemizi ve bütün vatandaşlarımızı Türkiye'mizin 7 bölgesinden tüm vatandaşlarımızı sürece dahil ederek bir parti programı çıkarmamızı. Dolayısıyla bu programın yalnızca masa başında yazılan bir akademik metin olmanın üzerinde olmaktan öte yaşayan bir metin olması ve bu topraklarda gerçekleşen mücadeleleri bize gösteren bir metin olması. Bu yüzden de hepimiz tarafından sahiplenilecek ve yaşayacak, yaşamaya devam edecek bir belge olması amaçlanıyor kurultay delegelerimiz tarafından. Biz de bu kapsamda Gölge Adalet Bakanlığımız olarak Türkiye'nin 7 bölgesinde bu buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Çevre başlığı için Muğla'yı seçmelerinin önemli sebepleri olduğunu vurgulayan Gökçen, CHP'nin Türkiye'nin geleceğinde ormanların nasıl korunduğunu, çevrenin ve sokak hayvanlarının nasıl korunacağını ve insan hayatının nasıl nitelikli şekilde korunacağını her yerde konuşacağını belirtti. Gökçen, bütün olumsuzluklara rağmen önlerinde umut dolu gelecek bulunduğuna işaret ederek, "Biz de bu umudu sizlerin mücadelesinde buluyoruz. Aslında umudu birbirimizde buluyoruz," dedi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın da konuşma yaptığı panelde katılımcılar ve çevre örgütleri görüşlerini paylaştı.